Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlhan Kaymakamımız, değerli meclis üyelerimiz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, çok değerli İlvan hemşehrilerim ve yarınımızın geleceği siz gençler. Tavsiye, okula gidiyoruz, gidiyorsunuz ama lütfen göstermelik olmasın. Hedefleriniz büyük olsun. Belediye başkanı olsun, kaymakam olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun, memleketi ileride idare edecek milletvekili olsun. Şu tavsiyede bulunayım. Tabii modern insanın yaşam çizgisi hep birbirine yükseliş üzerine kurguludur. İşte kariyer baskısı vesaire. Bunları da son yıllarda aktüel olarak çok yoğun bir şekilde hem görsel medyadan hem okullarımızdan hissediyorsunuz. Ama bizim tarih, medeniyet, kültür birikimimizde biz hep böyle yukarı doğru, doğrudan bir yükselişi benimsemeyiz. Şöyle ki, insanın yaşamı büyük bir seyrelerdir, itişleri, çıkışları vardır, zibe noktaları vardır, ortada durur, bazen insan onu dibe vurur. Tabii hayatın tüm seyri sadece bir meslek sahibi olmak üzerine kurgulanamaz. Bunu biliyoruz, bunu eğleniyoruz. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç ili. Hepimiz gençiz. Yaş ortalamamız 19.2. Buradaki kardeşlerimizin yaşı 17-18, öyle mi? 16-17-18. Düşün, bizim il olarak yaş ortalamamız 19.2. Kaldı ki 670 bin öğrencimiz var, değerli kardeşlerim. 670 bin öğrenci, bir oda. Alan itibariyle nüfusa oranlama olarak biz çok öndeyiz. Bununla da yetinmiyoruz. Her yıl 62 bin bebeğimiz doğuyor. Her yıl 62 bin. Bir ilvan, ilvan 62 bin değil, 41 bin. Her yıl düşün, ilvandan daha fazla şehirde bir nüfus ilave ediyor. Bundan dolayı ben gençliğe ne yapabilirim dedim. Bir sorun olma, herkes kendisinden başlasın. Ya okullardan elinden geleni yapayım. Onlara mümkün mertebe bir sorumlu bir kişi olarak, bir abiler olarak, mahalleyi paylaşan biri olarak, çevrelerini oluşturan biri olarak onlara mümkün mertebe ifade edeyim. Bizim rotamızı belirleyecek olan bizim kültürümüzdür. Bizim tarihimizdir. Tarihimiz kahramanlarla değerli gençler. Biz kahramanı başka yerde aramamıza gerek yok. Başka topraklarda aramamıza gerek yok. Başka kültürlerde aramamıza gerek yok. Şanlıurfa, 1700 yıl önce bilime, irfana ev sahipliği yapmış, Avrupa'ya, dünyanın diğer ülkelerine, diğer kıtalarına bilim gönderen, irfan gönderen, duruş gönderen bir yapılı bir tarihimiz var. Harran medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Harran ekolü, İslami bilim adamları, matematikte, astronomide, sanatta, birçok alanda, uzay biliminde önde olan bir toplumun torunlarıyız, mensuplarıyız. Şehrin sahibi sizlersiniz. Biraz belediyecilikte bunu söylüyorum. Şehrin sahibi sizlersiniz. Nüfustur, gençlerdir, kadınlardır, amcalarımızdır, teyzelerimizdir. Siz bu şehri geliştirebilirsiniz. Ama nedense çağdaşlaşma dediğimiz, hani çağdaşlaşmış bir eğitim istiyoruz. Ama hep geriye doğru giden bir eğitimimiz var. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ne bir soru, şöyle bir soru sorayım.